Asla diz çökmedim. Aydınlığa çıkaracak olan ilmiyle, irfanıyla, bilgisiyle, tecrübesiyle Muğla'ya damga vuracak olan Ayaydın, Aydın Ayaydın Büyükşehir Belediye Başkanım ve bu davaya gönül veren değerli kardeşlerim, bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz, şefalar getirdiniz. Şimdi söz uzatmadan ülkemizde yaşanan şehitlerimizin ve bu dava, hizmet davasında hayatını kaybeden bütün kardeşlerimin ve vatanımızın kurtarıcısı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına, sizleri bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu teşkilatı bir arada tutan, gece gündüz bizler için çalışan ilçe başkanım Şefik Oğuz'u konuşmaları için buraya davet ediyorum. Alkışlarınızla. Çok değerli Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Profesör Doktor Aydın Ayaydın Başkanım, geçmiş dönem Antalya Milletvekilimiz, Muğla Koordinatörümüz İbrahim Aydın Milletvekilimiz, İl Başkan Yardımcımız Avukat Mustafa Çelebi, Dalaman Belediye Başkanımız Muhammed Karakuş ve Belediye Meclis Üyeleri, çok değerli Dalaman AK Parti İlçe Teşkilatımız, Dalaman Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım ve Yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Kadın Kolları Başkanımız ve Muğla Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcımız, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Profesör Doktor Aydın Ayaydın Başkanımız ile 2024 yerel seçimlere Cumhur İttifakı adayımız olarak seçimlere çıkıyoruz. Sayın Başkanım, teşkilatımız ile birlikte Dalaman halkımız ve Muğla'da yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte durmak yok, yola devam, işimiz, hizmet, gücümüz bu aziz milletimiz diyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olması dileğiyle Sayın Başkanım, tekrar Dalaman'ımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz, saygılarımla. Evet, şimdi de ben geçmiş dönem ilçe başkanlarımı söylemeyi unutmuşum. Geçmiş dönem Dalaman ilçe başkanlarımla bir alkış istiyorum. Evet, şimdi gece gündüz bizim kahrımızı çeken, kavga ettiğimizde bile bize yüzümüze gülümseyen,
Vefakar cefakar belediye başkanı Muhammed Karakuş'u konuşmalar için. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkan adayım, değerli milletvekilim, Muğla'nın abisi İbrahim abim, il başkan yardımcım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkan yardımcısı, il kadın kolları başkanı, daha önceki dönem ilçe başkanlarım, meclis üyelerim, çok değerli dava arkadaşlarım. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben çok fazla söz uzatmak istemiyorum. Bu dava kutlu bir dava. Biz Tayyip Erdoğan'la bu davada beraber görev yapmaktan her zaman gurur duyduk. Dalamanımıza da Tayyip Erdoğan'ımız, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, bakanlarımızın, il başkanımızın, vekillerimiz desteğiyle güzel yatırımlar getirdiğimizi düşünüyorum. Muğla Büyükşehir'e de inşallah hep beraber önce inanmak gerekiyor arkadaşlar. Ben bu dönem inanıyorum, Muğla Büyükşehir bizimdir, bizim olacaktır. Biz bu teşkilatın enerjisiyle, sizlerle, ben tek başıma bir hiçim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım da tek başına bir hiç. Biz sizlerden aldığımız güçle Ankara'ya gittiğimiz zaman yüzümüzü, bağrımızı gere gere bir şey isterken istiyoruz arkadaşlar. Burada ne kadar güçlü gidersek biz Ankara'da o kadar güçlü oluruz. Bu dönem 2024 dönemi Muğla için aydınlık olacak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımı da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Şimdi de benim ilçe başkanlığım dönemimde Muğla Orman Bölge Müdürü olan ve iki dönem Antalya milletvekilliği yapmış olan, Muğla'da durduğu süre içerisinde Muğla İl Başkanı gibi, Muğla Milletvekili gibi bize hizmet eden İbrahim Aydın kardeşimi kürsüye davet ediyorum alkışlarınızla. Musa Başkanım, çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Yani her türlü işi en iyi bir şekilde yaptım. Benim zamanımda da işe başkanıydım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hocası Sayın Profesör Doktor Aydın Ayaydın Hocam. Hoş geldiniz. Ve çok değerli İl Başkan Yardımcım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Yardımcım, Kadın Kolları İl Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi ve çok değerli Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve geçmiş dönem ilçe başkanları, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili dostlarım, öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Geçenlerde gelmiştik bu salonda, yine böyle coşkulu bir şekilde bizleri karşılamıştınız, tanışmıştık. O günden bugüne değişimleri size kısa bir özet olarak anlatacağım. Biliyorsunuz geçen hafta 7 Ocak'ta İstanbul'da 26 ilin il adayları açıklanmıştı. Bu törende şunu gözledim. Şimdi tabii Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı açıklanacak Murat Kurum diye bekleniyordu. Büyük bir heyecan vardı. Ve orada Cumhurbaşkanım tek tek diğer illeri anons ederken özellikle Muğla'ya gelince öne çıktı ve Profesör Doktor Aydın Ayaydın dedi. Öyle bir değişi vardı ki ben Muğla'yı çok seviyorum. Muğla benim memleketim. Oklu Koyun'da gelip orada kalıyorum.
ve benim de hocam Muğla'ya yani bir görev verdim. Çünkü o Muğla'da yaşayan birisi, Bolu'da yaşayan birisi 99 yılından bu yana hocam orada yaşıyor. Özellikle son 10 yılı hep orada. Ve bunu orada deklare etti. Ondan sonra öyle bir hava esti ki arkadaşlar. Bunu net söyleyeyim. Yani biz sizlere dostum ben yani. Bölge müdürlüğü dışında, vekili dışında çok ortak kanıtlarımız da var. Sizleri tanıyorum. Öyle bir hava esti ki o salondan çıktığım zaman Murat kurumda bile gölgede bırakarak tüm basın mensuplarının hepsi Aydın hocamın yanına geldiler. Muğla ile ilgili bilgiler almaya başladılar. Ve o televizyonda yaptığı programlarla tüm Türkiye'de büyük bir ses getirdi. Evet, ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kazamız mübarek olsun. Saygılar sunuyorum. Evet arkadaşlar, belediye başkan yardımcımı Alasettin'i unutmuşum. Ve ayrıca basın mensuplarımıza, belediye başkan yardımcıma bir alkış istiyorum. Evet, değerli kardeşlerim, artık Muğla kendi feryadını kendi duyması gerekiyor. Muğla'ya ışık tutacak, Muğla'nın karanlık hizmet günlerini aydınlığa çıkaracak ve bizlere gece gündüz hizmet edecek olan Büyükşehir Belediye Başkanım, adayım Aydın Ayaydın'ı kürsüye davet ediyorum huzurlarınıza. Alkışlarla. Çok değerli ilçe başkanım, değerli genel merkez koordinatörümüz, eski buranın orman bölge müdürü, aslında onun ünvanı iki dönem milletvekili ama ben 4-5 gündür onunla birlikte geziyorum. Muğlalılar onu milletvekilikten ziyade orman genel müdürü olarak bağrına basıyor. Herhalde çok burada büyük bir iz bırakmış. Herkes İbrahim Bey deyince bizim ormancımız diyor, orman genel müdürü diyor. Onun için biz milletvekilinden çok orman bölge müdürlüğünü öpürer çıkarıyorlar burada. Değerli il yöneticilerim, eski ilçe başkanlarım, Cumhur İttifakımızın çok değerli ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı, değerli yöneticileri, kadın kollarımız bizi iktidara taşıyacak, Büyükşehir'in anahtarını emanet edecek olan kadın kollarımız, özellikle onlara çok büyük görev düşüyor. Değerli partili arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, sevgili Dalamanlılar ve basınımızın çok değerli temsilcileri, konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dalaman'a girerken daha önce de benim tespitlerim vardı ama Dalaman'a yakışmayan bir yolla Dalaman'a geldim. Yani Türkiye'nin turizmin göz bebeği, Dalaman Havaalanı'nın olduğu, dünya kadar yurt dışından ve yurt içinden turistleri taşıyan, bu bölgeye getiren ve bu bölgede karşılayan Dalaman'a hiç yakışmayan bir yoldan geldim buraya. Ben size söz veriyorum, bana 31 Mart'ta Muğla'lı hemşehrilerim görevi verdikten hemen sonra ilk yapacağım işlerden bir tanesi Muğla'nın ve özellikle Dalaman'ın yolları hemen yapılacaktır. Çok çalışkan bir belediye başkanımız var, Dalaman Belediye Başkanımız. Eminim ki bana sahip çıktığınız kadar ona daha çok sahip çıkacaksınız. Onu daha yüksek bir oyla seçeceksiniz. Ne kadar yüksek oyla seçerseniz seçin, daha güçlü olur. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğim takdirde Büyükşehir'in
bütün yetkileriyle onu donatacağız. O daha güçlü bir şekilde size burada yerel anlamda hizmet sunacaktır. Şu anda eli kolu bağlı bir Dalaman Belediye Başkanı ama benim dönemimde eli kolu bağlı değil, alnı açık değil ve Dalaman'ın belediye başkanı olarak her türlü büyükşehir belediye başkanlığının yetkileri arkasında olacak şekilde sizlere hizmet sunacaktır. Üzerimde kalmasın bir selam var, onu da size söylemek durumundayım. Ben dün Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle Ankara'ya gittim. Sayın Cumhurbaşkanımızın hepinize selamları var. Hepsine selam söyle. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Seni onlara, onları da sana emanet ediyorum dedi. Değerli arkadaşlar, ben 25 yıldır, ben Mardinliyim. Mardin doğumluyum. 25 yıldır Bodrum'da, Muğla'da yaşıyorum. Son 10 yıldır yaz kış burada yaşıyorum. Muğla'nın ve bütün ilçelerinin sorunlarını ikinci ağızdan değil bizzat yaşayarak biliyorum. Hangi ilçemizin hangi sorunu vardır? Hangi ilçemiz susuz? Hangi ilçemizin yolu yok? Hangi ilçemizin altyapısı yok? Hangi ilçemiz sineklerle boğuşuyor? Hangi ilçemizin denizi balçıklarla dolu girilemiyor? Hangi ilçemizde vatandaş denizle buluşamıyor? Hangi ilçemizin narenciye üreticileri sorunu nedir? Hangi ilçemizin arıcılıktaki sorunu nedir? Hepsini en az sizler kadar biliyorum. Çünkü sizlerle beraber burada yaşıyorum ve bunları bizzat yaşayarak biliyorum. Çok güçlü bir ekip kurdum. Ben yılların bürokraside geçti, siyasette geçti. İyi bir ekibim var. Sayın Cumhurbaşkanım 1,5 ay önce bana bu görevi teklif etti. O günden beri buranın, Muğla'nın bütün ilçelerinin sorunlarını çözmek için, tespit etmiş olduğum sorunları çözmek için çözüm planlarımızı hazırladık, projelerimizi hazırladık ve biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığımız takdirde Allah'ın izniyle kazanacağımıza da inanıyorum. Biz hemen ertesi günü ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ondan sonra biz oturup ya nedir, neler yapmamız gerekiyor düşünmeyeceğiz. Neler yapacağımızı şu anda biliyoruz. Görevi devraldığımız günün ertesi günü hemen bu projelerimizi uygulamaya sokacağız. Ve süratle halkımızın mutluluğu ve refahı, onların yaşam kalitesini daha yukarı çekmek için var gücümüzle çalışacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağım. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayrım yapmayacağım. İlçeler arasında bir ayrım yapmayacağım. Muğla'da 1.100.000 nüfuslu insanımız var. Herkese eşit yaklaşacağım. Kimseyi dışlamayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Hepsinin cebinde al yıldızlı Türkiye Cumhuriyeti'nin kimlik kartı ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü yüreğinde taşıyan bütün vatandaşlarımı hepsini kucaklayacağım ve hepsine eşit muamele yapacağım. Hiç ayrım olmayacak. İlçelerde ben inanıyorum ki bugün 7 belediyemiz var. Ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin de belediyesini de katarak mevcut belediyelerimizi inşallah sayılarını artırıp mümkünse 12+1, mümkün değilse olabildiğince ona yakın bir sayıda belediyeleri kazanacağız ve Muğla'nın tarihini değiştireceğiz. Demir İbrahim Bey dedi ki ya dedi ki Antalya'da dedi bir dönem 5 yıl Menderes Türen'e verdi, hizmet geldi.
Bir daha ara verdi, 5 yıl sonra tekrar hizmete susundu. Bir daha verdiler, bir daha hizmet geldi. Ben onu yapmayacağım. Ben 5 yılına geleceğim ama eminim ki Muğla'lar beni bırakmayacak. Sağlığım, yaşım el verdiği ölçüde Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak size hizmetlerine devam edeceğim. Çünkü Muğla'lar hizmeti göreceklerdir. Ben sadece halkım için çalışacağım. Hiç kimse için değil, halkım için çalışacağım. Kimseye rant kazanmak için değil, halkımın mutluluğu ve onların yaşam kalitesini, yaşam standartını yükseltmek için çalışacağım. Hiçbir sorununuz kalmayacak şekilde bütün sorunlarınızı ilk günden itibaren yapacağım. Onları çözeceğim. Hiçbir sorun, tabii sorunlar sürekli yeni ihtiyaçlar doğar. Biz de yeni ihtiyaçlara göre projelerimizi, sizin ihtiyaçlarınızı, taleplerinize göre onları değiştireceğiz. Bu bölge çok verimli topraklar var bu bölgede. Bu bölge bir marka şehir olacak. Muğla bir marka olacak, Dalaman bir marka olacak, Köyceğiz marka olacak, Ortaca marka olacak, Milas marka olacak. Eminim ki bu bölgede yetişen ürünler dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kaliteli ürün yok. Ama ne yazık ki hak ettiği değeri bulamıyor, o markanın değerini bulamıyor. Ben bu bölgedeki bütün çiftçilerimizin, tarımla uğraşan bütün üreticilerimizin, arıcılıkla uğraşan bütün üreticilerimizin sorunlarını çok iyi biliyorum ve bunların sorunlarını aşmak için de bütün gayretimle çalışacağım. Onlara çok rahat bir ortam yaratacağım. Üretimden satışa kadar olan sürede onların her türlü imkanları onların ayağına getireceğim. Soğuk hava depoları böyle yüzeysel değil, Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerdeki gibi çok güzel büyük soğuk hava depoları hazırlayacağız, yapacağız. Ve ürettikleri ürünleri tarlada bırakmayacak şekilde bir tane limon, bir tane portakal, bir tane mandalina, bir tane nar tarlada kalmayacak. Onların hepsi mutlaka tüketime gidecek. Onları satışını üreticilerle birlikte ben onlara her türlü imkanı hazırlayacağım. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında buranın markasını yurt dışında tanıtacağız. Her türlü meyve ve sebzelerin yurt dışında pazarlanmasını yapacağız. Bir marka ürün olarak yurt dışında Muğla'nın, Dalaman'ın, Ortaca'nın, Köyceğiz'in ürünleri aranılacak ürün haline geleceklerdir. Buraya gıda laboratuvarları alacağız. Herkesin ürettiği ürünler o gıda laboratuvarlarında değerlendirilecek ve en iyi bir şekilde sağlığa zararı olmayacak şekilde bunlar hem halkımızın tüketimine sunulacak, hem yurt içinde hem de yurt dışında bunların satışını, ihracatını yapacağız ve aranan bir meyve ve sebze olacaktır. Burada Dalaman havaları vardır. Dünyayı buraya taşıyor. Dalaman havaları burada çok önemlidir ama ne yazık ki yolunu gördüğümde benim moralim bozuluyor. Yakışmıyor yani, o yollar Dalaman'a yakışmıyor. Dalaman'ın yollarını emin olunuz ki kaymak gibi olacak, böyle yürüdüğümüz vakit üzerinde böyle o asfaltlar böyle güzel, gıcır gıcır olacak. Arabadan gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz belli olmayacak. Çok güzel yapacağız. Belediye başkanımla birlikte el ele vereceğiz ve buranın bütün sorunlarını, ama öncelikli şu yolları bir kez düzelteceğiz. Bu yolları düzelteceğiz. Altyapıya önem vereceğiz. Bu da son derece önemlidir. Bunları burada yapacağız. İmkanlarımız var. Büyükşehir'in maddi imkanları da vardır. Ama maddi imkanlar yetmeyebilir. Çünkü biz çok geniş düşünüyoruz. Çok şey yapacağız. Bunlara imkanlarımız, paralar yetmeyebilir. Yurt dışından, Avrupa Birliği'nden ücretsiz fonlar vardır, karşılıksız fonlar vardır. O fonları buradaki projelerimize getireceğiz. Sadece onlara da getirmeyeceğiz. Tabii ki biz proje hazırlayacağız, devletin de kapısını çalacağız.
Biz Dalamanlı olarak, Muğla'lı olarak şu projeleri yapmak istiyoruz. Bize devlet olarak da bu projelerimize, biz kendi imkanlarımıza elbette sonuna kadar kullanacağız. Avrupa Birliği'ne fon getireceğiz ama devletimizin de imkanlarının buraya gelmesini sağlayacağız. Ben inanıyorum ki hiçbir siyasi parti ayrı bir gözetmeksizin bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi veya da herhangi bir ilçe belediyesi de bir proje yaparsa ve o projesini götürüp ilgili bakanlıklara, hükümete götürürse onların o projeleri karşılık bulacak. Ama hiç ortada proje yok. Biz muhalefetiz, biz muhalefetiz. İktidar bize bakmıyor. Sen hangi projeni yaptın, götürdün de hükümete, hükümet o projeye duyarsız kaldı. Biz asla ve asla hiçbir ayrım yapmaksızın bütün ilçe belediye başkanlarımıza eşit davranacağız. Hepsi bizim belediye başkanlarımızdır. Hepsi bizim halkımızın temsilcileridir. Hepsine kucak açacağız. Birlikte el ele kol kola girip halkımızın refahını yükselteceğiz. Halkımızın çok daha iyi şartlarda yaşamalarına imkan hazırlayacağız. Bu bizim asli görevimizdir. Bu görevimizi yerine getirmezsek görevimizi tam anlamıyla yapmamış olacağız. Bu bakımdan benim sizden ricam, özellikle kadın kollarımız, onlara çok büyük görev düşüyor. İktidarları kuran kadınlardır. Kadınlar her eve girecek, çalmadığı kapı kalmayacak, girmediği ev olmayacak, bizi anlatacak, bizim kim olduğumuzu, niyetimizi, neler yapmak istediğimizi, bu bölgede gelmemiz halinde neler yapacağımızı halka anlatacaksınız. Herkes 5 kişiyi anlatırsa o 5 kişi de 5'er kişiyi anlatacak. Bu şekilde bütün Dalaman'a ulaşacağız. Kol kola gireceğiz. Birlikte halkımızın arasına gireceğiz. Halkımızla kol kola el ele bu Dalaman'ı hak ettiği noktaya taşımak zorundayız. Ben hazırım sizinle kol kola girmeye, sizinle Dalaman'ın sorunlarını çözmeye hazırım. Yeter ki siz bana 31 Mart'ta halkımızın yetkisini verecek o mazbatayı bana verecekler. Ben de Allah'ın izniyle Nisan'da 1 Nisan'da itibaren hemen ilk hafta mazbatayı alır almaz hemen ceketimizi çıkaracağız, kollarımızı sıvayacağız ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak projelerimizi uygulamaya sokacağız. Onlar için çalışmaya başlayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi belediye başkan adayımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir şiir anlatmak istiyoruz. Sen ve ben aynı gözyaşıyla yoğrulmuş hamurdanız. Yüzümüze baksınlar kan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Yatağım kefenimdir benim. Tabutumdur senin havuz. Sen kıvrıl ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yobanın varlık olan, gerisi Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağın kalk Sakarya. Ayağın kalk Dalaman, ayağın kalk Muğla, ayağın kalk Türkiye. Saygılarımla. Yanlışa yanlış de, doğruya doğru. Neyse onu söyle, doğruya doğru. Eğmedik, bükmedik, doğruya doğru. Asla diz çökmedik, doğruya doğru. Neler gördük neler, baştayken gölgeler, değişti dengeler, doğruya doğru. Asla pes etmedik,
terk edip gitmedik, hakkı çiğnetmedik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış de, doğruya doğru. Neyse onu söyle, doğruya doğru. Eğmedik bükmedik, doğruya doğru. Asla diz çökmedik, doğruya doğru. Yorulduk, kalktık ve doğrulduk. Yeniden var olduk, doğruya doğru. Aşkımız temelli, hem yerli hem milli. İstikamet belli, doğruya doğru. Yanlışa yanlış de, doğruya doğru. Neyse onu söyle, doğruya doğru. Eğmedik, bükmedik,